Bismillahirrahmanirrahim. Bugün cenneti konuşacağız. Cennette ne yok? Cennette ne varı biliyoruz. Kur'an-ı Kerim bize cennette bütün nimetleri pek çok surelerde, ayetlerde anlatıyor. Yine Kur'an'dan, hadislerden yola çıkarak şimdi de cennette ne yok? Dünyada gördüğümüz, bildiğimiz, yaşadığımız şeylerden cennette ne yok? Bu konu çok önemli, gerçekten çok merak edilen bir mesele. Şimdi cennette ne yoktan önce bir hatırlatma yapalım yine Kur'an'ın anlatımıyla. Ve fiha ma teştehihi enfus ve telezzül ayun ve entüm fiha halidun. Kur'an-ı Kerim diyor ki Zuhruf suresinde, orada gönüllerinizin özleyeceği, içinizin çektiği, gözlerinizin hoşlanacağı her şey var ve siz orada ebedi kalacaksınız. Ve yine bir başka ayette, yine aynı mahalde, biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız diyorlar melekler. Canlarınız ne isterse, gönlünüz ne dilerse burada sizin için hazırdır. Bütün bunlar merhamet eden ve bağışlayan Allah'ın bir ikramıdır. Yine Fussilet suresinden bir ayet. Bu ayetler bize çok geniş bir cennet nimetini anlatıyor. Yani yok yok diyebileceğimiz bir nimet anlatıyor. Hadislerden de bu konuda sevgili Peygamberimiz çok geniş anlamda cennet nimetlerini bize anlatırken bir hadisi kutsiyi bize Efendimiz bildirir ve Rabbimiz bir hadisi kutsi de şöyle buyurur. Ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir insanın aklına gelmeyen nimetler, mutluluklar hazırladım. Buhari ve Müslim de cennet bahsinde geçen bir hadistir bu. Ve burada yine bir hadisten öğrendiğimize göre cennette geniş anlamda ne var? Sizden biriniz cennetin en alt derecesinde bulunsanız bile diyor Peygamberimiz, ona Allah'ın emriyle melekler tarafından gönlünden geçenleri iste denir. O da devamlı ister. Bunun üzerine ona kalbinden geçenleri tamamen istedin mi diye sorarlar. O da evet. Böylece senin temenni ettiğin şeylerin bir misli fazlasıyla sana verilecek. Şimdi bu cennette olan nimetler. İnnellezîne âmenû ve âmilü sâlihâti kânet lehum cennâtül firdevsün üzülâ. İman eden, amel-i sâlih işleyenler için cennet onlar için bir konak yeridir. Ve innellezîne âmenû ve âmilü sâlihâti ulâikehum hayrul beriyye. İman eden ve amel-i sâlih işleyenler insanların en hayırlıları. Cezâhum inde Rabbim, onların mükafatı Rabbi katında Cennet-i Adin'in, Adin cennetidir. Ve Adin cennetinde ebedi kalacaklarına dair yine Beyyine suresinde bize Rabbimiz bildiriyor. Bununla ilgili yine Rahman suresinde, Kamer suresinde, Vaka suresinde, İnsan suresinde, Nebe Amme suresinde cennetteki bütün nimetler geniş geniş anlatılır. Yiyecekler, içecekler, yataklar, evler, nehirler, huriler ve insanın dünyadayken gördüğü veya göremediği ne kadar nimetler varsa, giyinecek, kuşanacak, yenecek, içinecek, barınacak, hayalinden geçen bütün nimetler orada olacak. Şimdi acaba cennette ne olmayacak? Yani bizim dünyada yaşadığımız, dünyada gördüğümüz, dünyada bildiğimiz neler olmayacak? Birincisi ve en önemlisi, cennet bir mutluluk yeri olduğu için orada hep sağlıklı, afiyet üzere olacağız. Yani hastalanmayacağız. Hastalık yok, dert yok, sıkıntı yok, problem yok, sağlık sorunu yok, doktor yok, hastane yok, ilaç yok. Dolayısıyla gel keyfim gel denince hakikaten bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz intikamı cehenneme bırak, nimetleri de yer, lezzetleri de, hazları da cennete bırak. Şimdi birincisi bu. Yani cennette hastalık yok, dert yok, yaralanmak yok. Ve ikincisi ve en önemlisi, cennette Kur'an'ın ifadesiyle halidine fiha ebeda ayeti kerimesi, orada ebedi olarak kalacaklar. Ne demek bu? Yani cennette ölüm yok. Dünyada insan ölüyor. Bir defa ölecek insanlar ve ölüm yok. Cennette ebedi bir hayat var. Bu ebedi hayat ne kadardır? Şöyle bir rakamı yazın, sağ tarafına da binlerce, milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca sıfır koyun, yine değildir.
Çünkü cennette zaman kavramı yok. Cennette süre yok, sene yok, yıl yok, ömür yok. Halidine fiha ebede, yani cennette ölüm yok. Yine bu meselede Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflere bize genişçe anlatılır. Ve cennette insanlar belli bir ömür yaşıyorlar. İşte 40-50 tamam. Ondan sonra 60, 70, 80, 90, 100 ömür verirse Allah'a 110-120 oluyor. Şimdi dünyada belli bir ömrümüz var. Ama 60'tan, 70'ten, 80'den sonra ne var? Bir yaşlılık var, güçsüzlük var, acizlik var, gözü görmüyor, kulağı işitmemesi var, beli tutmuyor, ayağı tutmuyor. Ne demek? Yani cennette hep genç kalacağız. Cennette ihtiyarlık yok, yaşlanmak yok. Dolayısıyla ebedi bir hayatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle Tirmizi'de geçen hadislerde cennette erkekte kadında 32-33 yaş arasının en dinç, en kuvvetli, en enerjik, en sağlıklı olduğu zaman. Yani cennette yaşlılık yok. Yaşlanmayacağız. Yaşlanmayacağımız için ebedi olarak hep 32-33 yaşında olacak ve insanlar ne yaşlanacaklar, ne ihtiyarlayacaklar, ne kötürüm, aciz, düşkün hale gelmeyecek. Cennette bu da yok. Cennette bitip tükenmeyen nimetler olduğu için insanlar hiçbir güçlükle, bir yoklukla, bir ihtiyaç içerisinde olmayacak. Ya bu dünyada olduğu gibi ne enflasyon var, ne hayat pahalılığı var, ne paranın değer kaybetmesi var. Cennette hep nimet var. Bir güçlük, bir sıkıntı, bir dayanıksızlık, bir problem yok. Kur'an bize ve nezana mafiye gulubi min gillin, biz onların işlerinden ne kadar olumsuz duygular, düşünceler varsa, nedir? Nefrettir, hasettir, düşmanlıktır, aklımıza ne geliyorsa, ne kadar kötü duygular varsa bunların hepsini diyor Cenab-ı Hak biz çıkarırız, onlardan sökeriz, alırız ve onlar ala sürürün mütekabiliğin karşılıklı koltuklar, iskemdeler, erikeler üzerine otururlar ve birbirlerine dünya maceralarını anlatırlar. Dolayısıyla cennette bir sıkıntı, bir dert, bir ekonomi kriz, efendim aç kalmak yok. Aç kalmak yok derken şunu arz etmek istiyorum. Doymak da yok. Yani ye yiyebildiğin kadar, iç içe bildiğin kadar, gez geze bildiğin kadar. Dolayısıyla cennette doyma da yok. Sürekli olarak insanlar istedikleri kadar yiyebiliyorlar. Şimdi burada biraz yesek karnımız şişiyor, rahatsız oluyoruz. Efendim hemen onun telafisi için biraz yürümeye veya spor yapmaya koşuyoruz. Cennette doymak diye bir şey yok. Ve cennette insan çok enerjik olduğu için işleriyle olan beraberliklerinde de bir yorgunluk yok. Yani 1, 2, 3, 5, 10 ne kadar olursa olsun cennet nimetlerinde böyle bir bitip tükenmeyen bir şey var. Şimdi cennette üzüntü, sıkıntı, darlık, problem yok ya. İnsanların en yakınları bile Allah korusun cehenneme gidebiliyor. Cehennemde azap çekebiliyor. Cehennemdekiler, cennettekilerden nimet istiyorlar. O da su istiyorlar, nimetler istiyorlar. Hayda o da ayrı bir azap. Bu ayetlerle sahip. Cehennemde azap görenler diyorlar ki, sizin o yediğiniz, içtiğiniz sular var ya, o sulardan bizi de gönder. Onlar bakıyorlar. Ateşte yani bir de cennetteki o nimetleri görüyor. O da ayrı bir azap. O da ayrı bir işkence. O da ayrı bir sıkıntı. Şimdi cennettekiler onlara diyorlar ki, Allah buradaki nimetleri size haram kıldı. Böyle bir diyalogla, karışıklı konuşmalar var. Ama cennette üzülme yok dedik ya. Ya Allah korusun annesi, babası, kardeşi, oğlu, kızı, eşi neyse cehennemde olabilir. Cenab-ı Hak göstermeyecekmiş. En yakınlarımızı orada göstermeyecek. Dolayısıyla bir üzüntü, bir sıkıntı da yok. Şimdi az önce insanlar hani yaşlanmayacak dedik ya ifade hadiste geçtiği gibi. Cennette rivayetlere göre sadece peygamberlerin sakalı olacakmış. İnsanların sakalı da olmayacak. Yani sakal da olmayacak. Hep insanlar yüzleri sakal çıkmamış gibi parlak, güzel, güzel bir surat, güzel bir sima olacak. Yani cennette hiç çirkin kalmayacak. Cenab-ı Hak bütün insanları güzel yaratacak. Hatta cennette bir çarşı var, suretler çarşısı var. İnsanlar bazen gidiyorlarmış, oradan suret arıyorlarmış. Yani ki bugün işte sarışın olacağım, yarın kumran olacağım, yarın işte zenci olacağım, yarın başka bir şey olacağım diye insanlar gidiyorlarmış. Cennette böyle suret, sima, görüntü alıyorlarmış. Tabi o da cennette bir şey karşılığı yok yani. Burada para verdi aldım o da yok. Dolayısıyla cennette sakal da olmayacak. Yine rivayetlerde sadece şehitlerin bıyıklı olacağını ilgili hadisler var. O açıdan müminler, Müslümanlar ne olacaklar? Cennette böyle pırıl pırıl yakışıklı delikanlı suretinde olacaklar.
Cennette bıkmak, usanmak yeter artık, yorgunluk. Yani ne yapacaksın? Oturup otur, gez gez, ye ye, iç iç. Öyle bir, yani Cenab-ı Hak hani ben ezana mafi kulubi min hırlin, biz onların içindeki her türlü gıllı kuşu, her türlü sıkıntıyı, üzüntüyü, kederi, problemi attık diyor ya ayet. Onun gibi ya bir yorulma yok, bir üzülme yok, bir sıkıntı yok. Dolayısıyla insanlar sürekli lezzet, nimet, keyif içerisinde olacaklar. Yani elemsiz, sıkıntısız cennet hayatı ebedi. Bir de insanlar dünyada belli şeyler ancak yiyebiliyor, belli şeylere ulaşamayabiliyor. Ya hastalığı oluyor, yiyemiyor veya ekonomik durumu yeterli oluyor, alamıyor, yiyemiyor. Cennette tek düze bir hayat yok. Sürekli insanın arzu ettiği, içinden geçtiği her şey var. Dolayısıyla sıkılma, usanma, bıkma, yorulma diye mesela söz konusu değil. Hani bu yorulma, usanma, bıkma meselesi olmadığını biz yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Ne diyor Kur'an? Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz. Hiçbir yorgunluk, acizlik, takas, güçsüzlük yok. Dolayısıyla insanlar yorulmadığı için burada çok önemli bir hakikati de belki bir kısmınız duymuştur, belki bir kısmınız duymamıştır. Uyku da yok. Ölüm yok ya. Uyku ölümün küçük kardeşi diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi ölüm olmadığı için uyku da yok. Uyku niçin olur? Vücudun dinlenmesi için. Hücreler yenileniyor. İnsanlar sürekli yeni hücreler geliyor. Eskiler gidiyor. Dolayısıyla bir yenilenme oluyor. Bir yorgunluk, bir dinlenme şeyi var. Ama cennette yorgunluk, argınlık, üzüntü olmadığı için cennette uyku da yok. Uyku bir gaflettir. Bu konuda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyorlar. Cennet ehli uyur mu ya Resulallah diye soruyor Peygamberimiz. Uyku ölümün kardeşidir. Cennet ehli uyumaz buyuruyor. İnsanlar dünyada gördüğü, tattığı, yaşadığı, alıştığı bazı şeyler cennette yok. İşte uyku da bunlardan bir tanesi. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet ehli diyor, uyumaz. Acaba yine çok önemli bir mesele var. Cennette olmayan bir şey de yine söylemek lazım. Üstad Hazretleri 28. sözde cennet bahsidir. 28. söz soru cevabı cennet bahsidir. O cennet bahsinde bize çok güzel bir bilgiyi verir. Rivayetlerin, hadislerden yola çıkarak. Cennet tabi lüzumsuz, kışırlı, kabuklu, fuzulu, gereksiz, çöp yeri değil. Acaba cennet ehli o kadar yiyor, o kadar içiyor, o kadar lezzet alıyor. Nasıl çıkarıyor? Değil mi yani? Dünyada insanlar işte tuvalete gidiyor. Cennet bir pislik yeri değil. Ama insan o kadar yedikleri halde, yedikleri, içtikleri şeyler nasıl vücuttan geri ayrılıyor? İşte cennet tabi bir çöp yeri, bir pislik yeri olmadığı için cennet ehli o kadar yedik herhalde kazı rahatları olmuyor. Yani tuvalet ihtiyacı olmuyor. Hadis-i şeriflerden bunu görüyoruz diyor üstad. Nasıl olacak? Bunun benzeri var mı? Bunu nasıl anlayacağız? O kadar ye iç, o kadar tat, o kadar yani istediğin kadar ye iç ama vücuttan çıkmıyor. Nasıl çıkacak? Mesela en adi zihayat olan ağaçlar. İşte ağaçlar hakikaten hayvan gibi değil. Ruh sahibi değil. Yani ağaçlar canlıdır ama ruhu yok. Ruhu yok ama ağaçlar sürekli besleniyor. Topraktan, sudan, güneşten, havadan, işte gübreden besleniyor bir yerde. Yani canlı olduğu için sürekli bir kendine göre bir gıda alması lazım. Ama ağaçlar o kadar yediği halde, o kadar su içtiği halde, o kadar gübre verildiği halde onlardan herhangi bir pislik çıkmıyor. Yani dibinden, üstünden pislik çıkmıyor. İşte cennet hayatı da aynen bu ağaç misalinde olduğu gibi insanlar ne kadar yerse yesinler, ne kadar içerse içsinler, orada herhangi bir tuvalet ihtiyacı, pislikti, bevildi, idrardı, dışkıydı, hiçbir şey yok. Ter de olmayacak. Hatta şöyle bir bazı rivayetlerde var. Yani insanların yedikleri, içtiklerini Cenab-ı Hak hiç fark ettirmeden insandan ve çok güzel, çok kokan bir nevi ter şuuretinde insanlara çıkacak. Yani cennette insanları rahatsız edecek. İnsanları bıktıracak, usandıracak ve insanların moralini bozacak. Mutluluğunu, huzurunu kaçacak hiçbir şey olmadığı için bu da yok. Yani arz ettiğim gibi tuvalet ihtiyacı da yok. Sancısı yok, karın ağrısı yok, baş ağrısı yok, göz ağrısı yok, diş ağrısı yok. Onun için cennette her şey var ama dünyada olup da insanları rahatsız eden bir şey yok. Üstad Hazretleri bir şey daha anlatır bize. Dünya darul esbaptır. Darul hikmettir. Her şeyin bir sebebi, her şeyin bir hikmeti, her şeyin bir faydası ve her şeyin bir sebebi var.
Ama ahiret, cennet darul kudrettir. Orada sebebe ihtiyaç yok. Sebebe ihtiyaç yok. Hikmete de gerek yok. Yani Cenab-ı Hak ol diyor, oluyor. Yani o açıdan darul kudret olduğu için cennet ehli, cennette pek çok nimetler içerisinde olacaklar. Ama asıl en büyük nimet, vücuhu yevmeyden nadira ila rabbiha radiye nazira. Onlar o gün cennetteki insanların yüzleri ışıl ışıl, pırıl pırıl, nurludur. Rabbine bakmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmektedir. Cenab-ı Hakk'ın cemalini gördükten sonra insanlar cennetin bütün nimetlerini artık unutabiliyorlar. Rabbim bizlere cennetini, cemalini ve ebedi bir hayatı nasip eylesin.